Selamlar arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Ben Barış. Bugünkü videomda size kemanda sol el tekniğinden bahsedeceğim. Bu videodaki bilgileri öğrendikten ve uyguladıktan sonra keman çalma seviyeniz gerçekten buradan buraya çıkacak. O yüzden lütfen sonuna kadar izlemenizi istiyorum sizden. Başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve altına yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, size bahsetmek istediğim ilk şey bileğimizin açısı, yani sol el bileğimizin açısı olacak. Yeni başlayan insanlarda çok fazla gördüğüm bir hata maalesef. Ama onlara hak veriyorum, o kadar da kolay değil bunu düzeltmek. Hatamız şu: keman çalarken, umarım görünüyordur, elimiz her zaman böyle dirseğimizle, ön kolumuzla aynı hizada olmalıdır. Yani şu şekilde ya da şöyle, bunları kesinlikle yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Hem sağlıklı değil, bileğiniz için, kolunuz için sağlıklı değil, hem de keman çalışınızı inanılmaz derecede kötü etkiler. Bir kere vibrato yapamazsınız. Bir kere hızlı çalamazsınız. Parmaklarınızı zamanında tele koyamazsınız. Entonasyonunuz çok kötü olur. Çünkü her seferinde notayı koymak için tekrar aramanız gerekir. Vibratoyu zaten nasıl yapıyorsun böyle? Olmaz. İlk olarak bunu düzeltiyoruz. Ne dedik? Her zaman ön kolumuzla aynı hizada. Bir tane aynanın karşısına geçin ve her gün bunu kendinizi gözlemleyerek düzeltmeye çalışın. Böyle mi yapıyorsun çalarken? Hemen farkına var ve hayır, böyle olmalı diyeceksin ve düzelteceksin. Bu kadar basit. İkincisi arkadaşlar, parmaklarımız, sol el parmaklarımızın nasıl durması gerektiğiyle ilgili. Bunda da yapılan çok büyük bir hata var. Yine entonasyonunuzu falan çok bozan bir hata bu da. Arkadaşlar, parmaklarımız kemanda, tele her zaman yakın durmalıdır. Hepsi, bütün parmaklarınız sanki her an basacakmış gibi yakında durmalıdır. Yani şu şekilde bir şey yapmamalısınız. Şu an gösterdiğim yanlış. Bakın, bu yanlıştır. Bu çok yapılan bir şey. Ben de yapıyordum uzunca bir süre. Özellikle birinci parmağı basarken şu diğer parmaklar hep aşağı iner böyle. Özellikle mi telinde aşağı inerler. Halbuki bu yanlıştır. Birinci parmağı basıyor bile olsanız diğerleri de her an hazır olda bekliyor olmalılar. Asker gibi aynı. Her an emir vermenizi bekliyor olmalılar. Bunu da düzeltmeniz gerekiyor bu şekilde. Şimdi kemanımı bıraktım, başka bir şey göstereceğim arkadaşlar. Sol el teknik olarak, sol elimiz kemanda sanki elimizin içinde bir elma ya da bir top ya da bir portakal tutuyormuş gibi düşünmeniz gerekiyor. Bakın şu şekilde. Her zaman kemanı da alsanız her zaman şurada boşluğu görüyor musunuz? Kemanı çektiğimde de aynı duruş. Sanki elinizin içinde bir top tutuyormuşsunuz gibi parmaklarınız yukarıdan aşağı doğru şu eklemden hareket ediyor. Bakın, şu eklemimizden aşağı doğru, yukarıdan aşağı doğru çekiç gibi vuruyor. Şimdi ne dedim? Elimizin içinde bir top tutuyormuş gibi düşüneceğiz. Her zaman parmaklarımız böyle bükülü, hazır bir şekilde, tele yakın bir şekilde bekleyecek. Parmaklarımızı aşağı indirmiyoruz. Şu şekilde aşağı inmeyecek hiçbir parmağımız. Hepsi telin üzerine hazır bir şekilde bekleyecek. Sıra gelelim baş parmağa. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar, özellikle yeni başlayanlar, yanlış bir hisse kapılabiliyor. Keman çalarken arkadaşlar, biz tellere bastırmak zorunda değiliz. Ya da kemanı çok sıkı bir şekilde tutmak zorunda değilsiniz. Çünkü kemanı aslında biz elimizle tutmuyoruz. Kemanı aslında çene ve omzunla tutuyorsun, değil mi? O yüzden baş parmağınla ya da bu parmağınla kemanı böyle sıkıca tutmana gerek yok. Bazıları öyle bir tutuyor ki, yani şöyle yapsa düşmeyecek, o kadar sıkıyor. Bu yanlış. Hem parmaklarınızı mahveder, bakın hemen iz çıktı burada, hem de yine çalışınızı etkiler. Vibrato yapamazsınız. Çoğunuzun yapmayı en çok istediği şey vibrato. Ama
Bunu yapabilmek için de maalesef bazı şartlar var. Baş parmağımız rahat olmalı arkadaşlar. Nota bassanız bile arada bir bunu yapın mesela. Bunun çalışmasını yapabilirsiniz evde. Bütün parmaklarınızı koyun bir tele. Sonra baş parmağınızı hareket ettirin. Eğer yapamıyorsanız, yani baş parmağınız burada böyle sıkışmışsa, orada bir sorun var demektir ve bunu düzeltmeniz gerekiyor. Kemanda hiçbir kasınız kasılmamalı arkadaşlar. Omuzlarınız, kolunuz, parmağınız, bileğiniz, hiç her yeriniz rahat olmak zorunda. Bütün kaslarınız gevşemiş, rahat, normal pozisyonunda olmalı. Eğer bir yeriniz, bir kasınız bile kasılıyorsa mutlaka orada bir problem vardır. Kendinizi inceleyin, aynada bakın. Neyi yanlış yapıyorsanız mutlaka bununla ilgili bir hocaya danışın. Hocasız olmaz. Bahsetmek istediğim bir şey daha var. Bu da dirseğimizle ilgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kemanda 4 tane telimiz var değil mi? 4 tane tel var. Bu her tel için hangi telde çalıyor olursanız olun parmaklarınız her zaman tele yakın olmalı dedik değil mi? Asla şöyle uzaktan yapmıyoruz. Bunun için de, bunu yapabilmemiz için de dirseğimizle ayarlama yapmamız gerekiyor. Mesela sol teline basacaksam dirseğimi şu şekilde öne getirmem gerekiyor arkadaşlar. Dirseğim öne gelmeli. Yani böyleyken sol teline basamam. Böyle olmalı. Mi telinde doğru dirseğim hafifçe geri çekiliyor. Tabi yine çok gitmeyecek. Kemanın altında kalacak şekilde gidiyor. Eklemleriniz var ya, şu eklemlerimiz, şu parmağın ikinci eklemi. Onlar tellerin altına inmemeli. Üstünde durmalı hep. Hep üstünde duracak ve çekiç gibi tellere basacak. O yüzden dirseğinizi tellere göre, işte bu mi teli, la teli, re teli, sol teli. Mi, la, re, sol. Ayarlıyoruz. Bu şekilde bir oynama var. Yani keman çalarken sol elimiz nasıl hareket ediyor? İki şekilde hareket ediyor. Bir, yukarı aşağı pozisyon geçişlerinde hareket ediyor. İki, teller arasında geçerken dirseğimiz şu şekilde hareket ediyor. Ve teller arasında geçiş yaparken de mümkün olunca elinizi bozmamanız gerekiyor. Her zaman parmaklar tellere yakın, elin içinde bir top varmış gibi yuvarlak düşünüyoruz. Ve hep onu koruyarak teller arasına geçiş yapıyoruz. Bahsetmek istediğim son şey de arkadaşlar birazcık daha zor. Avucumuzun içiyle ilgili. Sol elimizin avucunun içi. Keman çalarken arkadaşlar avucunuzun içini karşı taraf, size bakan kişi görmemeli. Yani zaten parmak kısmında bahsettiğim gibi şu şekilde çalmamalısınız. Avuç içiniz dönük olmalı. Bunun faydası ne peki? Gördüğünüz gibi zaten böyle yaptığım zaman bakın. C'ye bastım, Do'ya bastım, Re'ye bastım. Dördüncü parmağım yetişmiyor. O yüzden ne yapıyorum? Böyle değil, böyle. Elimi çeviriyorum. Arkaya doğru bakacak avuç için. Gördüğünüz gibi şimdi dördüncü parmağım gayet de güzel, kıvrımlı bir şekilde yetişiyor ve basabiliyorum. Evet, bugünkü videom bu kadardı. Umarım sizlere faydası olur. Bana aşağıda yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa. Umarım anlamışsınızdır ama anlatabilmişimdir. Böyle videodan anlatmak gerçekten zor oluyor kemanı. Birebir eğitim en iyisi. Ama yine de sizlere faydası olmasını çok istiyorum. Herkes güzel keman çalsın istiyorum. Herkes istediği gibi çalsın istiyorum. Kendim neler deneyimlediysem, hocalarımdan ne öğrendiysem sizlere de onları anlatmak istiyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edin ki Reels'larımı görebilirsiniz. Orada bazı cover'lar falan paylaşıyorum. Notalarını da paylaşıyorum çaldığın şeylerin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada aşağıya işte sorularınız olur, video fikirleriniz olur, mutlaka yazın. Çünkü soru cevap videosu yapmak istiyorum ama kimse bir şey sormuyor. Yine de güzel yorum yapanlara da buradan teşekkür ediyorum. Sonra görüşürüz.